Samsun Çarşamba'da doğmuşum. Köyde ailem çiftçilik yapardı. Ben de onlara yardım ederdim. Onlarla beraber tarlada ben de çalışırdım onlarla beraber. Okul yoktu ki nerede gideceğim? Okul olsaydı giderdim herhalde. Gönderirdi annem babam da gönderirlerdi. Abimler gönderirdi ama hiç okul yoktu. Okul yoktu. Bir Kur'an kursu vardı. O da abim göndermezdi beni. Büyük, biraz büyük diye. 12 yaşında mıydı? 10 yaşında mıydı? Neydi? Genç çocuklarını gönderirdi 7 yaşlarında falan. Beni göndermezdi. Küçükleri gönderirdi, beni göndermezdi büyük diye. Kur'an kursuna giderlerdi o kadar. Saygı, çok güzel saygı vardı. Büyüğü gördüm, büyük kapıdan geçtiği zaman ayağa kalkardık biz. Babam geldiği zaman veya en büyük abim geldiği zaman hepsi ayağa kalkardı. Hepimiz kalkardık, kızdık biz, biz de birle kalkardık ayağa. Ama geldim ayağa kalkardı, buna şey verirdik, yer verirdik. Biz çok kalabalık bir aileydik babamın kapısında. 17 nüfuslu bir evde. 3 tane gelin vardı. Bir de onun çocuklarını düşün. 3 tane kız vardı evde. Bekar oğlan da vardı yine. Ama geçinirdik, güzel geçinirdik, güzeldi. Mutluluk yaşardık yani çok iyiydi. Kavga yoktu, kıyamet yoktu. Şimdi iki kişi birbirine geldi kavga ediyorlar ama. Altı yaşımda evlendim. O başka köydendi, o tanımıyorduk, yabancıydı. Onlarla evlendim, çok mutlu bir hayat sürdüm. Ama çok da güçlerle karşılaştım. Güç, zor hayatlar. Atınan gelin geldim. Kar vardı, karla öyle atınan geldim, gelin geldim ben. O zaman hayat şartları öyleydi. Araba yoktu, bir şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Sadece at vardı. '58'de İstanbul'a geldim. İstanbul'a abim burada oturuyordu. Abim getirdi bizi buraya. Beyim askerden döndükten sonra, bir sene sonra buraya geldik. Gemiyle geldik. Geminin alt şeyinde, bodrum katında yataklarım vardı. Yataklarımı serdik, yattık, öyle geldik. O zaman nasıl olsun? Para yoktu. Geldik köyden. Kira işliyor. Bebeğim vardı, bir de o büyük oğlum oldu. Ben 6 aylık hamileydim, geldim buraya. O küçüktü. Geçim sıkıntısı, bayağı geçim sıkıntısı çektik ama benim beyim çok şeyliydi, idareliydi. Abim öyle değildi. Abim harbulu hemen savurdu, hemen. Bitirirdi parayı. Erişte bana para versin derdi, o vermezdi. Param yok derdi ama saklardı. Söyleme sakın derdi bana. Çünkü çocuğumuz hasta olur, bir şey olur derdi, çok idare ederdi. O benden daha idareliydi. Çok tutumluydu. Parasını o kadar tutardı ki, sonra koyverdi başka. Kavacık'a geldim, Kavacık'ta oturdum. Kavacık'a geldim, 11 ev vardı. Her taraf çalılıktı, ormanlıktı. Büyük ağaç yoktu ama küçük ağaç, hep çalılıktı. Hiç oda yapmazdık, çalılardan yakardık. Yürüyeceğim patika yol, yolda yok. Patika yoldan beri böyle dardan yoldan gidiyorduk. Gidiyorduk, geliyorduk öyle. Yakmaya odun yoktu. Nereden alacaktın? Almaya, kömür almaya, odun almaya paran yoktu. Su taşıyacağın suyu omuzlukla, kovaları takardık bir baştan bir başa. Omuzluktan su taşırdık kuyulardan, çekerdik. O da kimse vermezdi ya, bazısı verirdi, bazısı almazdık. Ha bu büyük kızım da çok taşımıştır benden. Küçüğü hatta parmağını kopartmıştı şeyler. Kuyunun şeyine sıkıştırdık koluna da. Çok şeylerle yaşattık yani çok. Zorluklarla. Körlen bina otururduk evde. Mumla otururduk. Ceylan yoktu ki. Ceylan yoktu. Senelerce oturduk, senelerce. Çöpü toplardık, yakardık çöpleri. Çöpleri yakardık ama hava kirliliği yoktu ki. Kömür yoktu ki hava kirliliği olsun. Ev yoktu zaten. Ev yoktu. Hisarak'a yürüyorduk. Hisarak'a yürüyorduk, vapura biniyorduk. Otobüs de çok seyrekti. Halk otobüsü gibi otobüsler vardı ufak. Onlarla gidiyorduk, geliyorduk. Başka yerlere Hisar'dan beri de yürüyorduk ama. Koca yokuşa çıkıyorduk yürüyerek.
Yolda nerede, asfalt nerede? Çamurla. Çamurun içinden öyle yürüyorduk, geliyorduk. Otobüsten giderdik, köye gideceğim değil mi? Ankara'ya kadar 7 saatte giderdik. 5 saat Ankara'da beklerdik. Sabah olsun diye. Sabah olurdu, 7 saat, 8 saatte Samsun'a kadar giderdim. Oradan okuya da artık hayat şartlarına böyle giderdik, gelirdik. İstanbul nasıl olsun? İstanbul, Üsküdar'a kadar otobüsten giderdik. Kadıköy'e gideceğiz değil mi? Kadıköy'e kadar tramvaya binerdik. O zaman tıkır 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 tramvay vardı. Tramvaya biner öyle giderdik. Geri gelirken yine öyle gelirdik. Üsküdar'dan otobüse binerdik. Hisar'da inerdik, yine yürürdük Kavacık'a kadar. Zeytinimiz olurdu, peynirimiz olurdu. Başka bir şey olmazdı ki. Nereden alacağını? Alamazdık ki. Şimdiki gibi bolluk da yoktu ki. Öyle zeytin yok, domates de yok, salata da yok, şu gibi. Öyle bir şey yoktu ki. O da ancak Mayıs'tan sonra alırdık ancak. Alamazdık yani. Yoktu. 4 sefer günde 1 kilo şeker almak için sıraya girerdim. Bir sıradan çıkardım, öbür sıraya girerdim. Çocuğa mama yapmak için, kendimize değil. Bu vefat eden oğluma, küçüktü o zaman. Ona mama yapmak için şeker alırdım. Yağ kuyruğu da öyleydi, zeytinyağı da öyleydi, paket yağı da öyleydi. Hep sıraya giriyorduk, sonuncu alıyorduk. Ama bir gün akşama kadar sıra beklerdik ancak. Almak için. Başka alamazdın ki. Oradan çıkar oraya girerdi ki herkes kendi tanıdığına verirdi, biz kalırdık meydanda. Biz yabancıydık ya, onun için kalırdık. Öğleliler çok zorluklarla. Yağ nerede, şeker nerede, hep varı da ama saklıyorlardı. Varıyorlardı, arkalardan çıkarıyorlardı, vermiyorlardı. Giderdi hastaneye, içeri giremezdi. Koymazdı, kapıcı koymazdı bir kere. İçeri giremezdi. Sıra var, daha sıra var, sıra var, sıra var. En geriye kalırdı, onda muayene olduysan olur, olamazsan geri dönerdik. Eskiden öyleydi. Ama şimdi o giriyorsun, muayene olup çıkıyorsun. Şimdi iyi. Bu dönem çok güzel. Tüpte bulamadım, sobada bulamadım. Günler oldu. Ekmeksiz çorbada içtim. Neler çektim. Eskiden pompalı ocaklar vardı. Gaz dolduruyordun da pompalı pompalıyordun, yakıyordun. O küçük tüp gibi yanardı. Onlar vardı işte, onlarla yemek yapardık. Ucuz olurdu onlar. Gaz dolduruyorsun da gazın litresine kadar olurdu ki. O zaman bilemiyorum da unuttum. Öyle yemek yapardık. Komşuluk ilişkimiz çok güzeldi. Komşu yoktu zaten ama olan da çok güzeldi. Giderdik, gelirdik. Bunlar bize hiç ev kendi insanımız gibi, şeyimiz gibi, ev aileymiş gibi. Hiç girer girer çıkardık beraber. Onlar bize gelirdi, biz onlara giderdik. Öyleydi. Onun çocukları bize gelirdi. Bizim çocuklar ona gider ders yapardı. Şimdi kimse kimseye gitmiyor. O zaman yoktu, hiç kimse de yoktu. Sadece sen de değildi ki, ben de değildi ki. Hiç kimse de yoktu. Herkes yorganına göre ayak uzatıyordu. Bulursa alıyordu, bulmasa almıyordu. Bir kilo alacağına yarım kilo alırdı. Rahmetli abim alırdı, 250 gram da olsa alırdı çocuklarına, bir meyve alır gelirdi. 250 gram meyveden ne olur? Alır gelirdi, öyle gelirdi yani. Öyleydi hayat şartları, öyleydi. Parana göre alıyordun. Ama alabiliyordun yani, her şeyde alınıyordu, ucuzdu çünkü. Taze fasulyenin kilosu 50 kuruştu. İnsanlık vardı. İnsan değer vardı, değer veriyorlardı insanlara. Birbirini gördüğü zaman değer verirdi. Şimdi değer yok ki. Şimdi hiçbir şey yok. Şimdi bir arabaya biniyorsun, gençler öte bakıyor, araba yer vermemek için. Ama nerede? Ben bu yaşta Paşabahçe'ye kadar ayakta gittim geçen de. Hastaneye yattım, fizik tedavi gördüm. Benim dizlerimde ikisinde de platin vardır. Havuza giderdik, küçük suya giderdik, sinemaya giderdik. Götürüyordu beyim. Giderdik. Çocukları toplar alıp giderdik. Küçükken gidemezdik tabii de. Az büyüdükler zaman onlarla beraber giderdik hepimiz beraber. Onlar neşeli günlerdi. O günler çok güzeldi. Pikniğe giderdik çayıra. Çayıra çerellerdik kilimleri. Otururduk, çay demlerdik, kahvaltı ederdik. İşte ne bileyim pikniğe giderdik. Eğlenirdik, gülerlerdi, oynarlardı. O zaman iş çoktu, inşaat vardı ki. Çok iş vardı. İnşaat vardı, çalışıyorlardı.
Gece gece kondu yapmaya giderlerdi. Gündüz öyle yatağa uyurlardı. Gece akşam bile giderlerdi. İş vardı. İş vardı ama parası azdı. O zaman da 20 lira yövmiye vardı. 15 lira yövmiye vardı. 35 sene çalıştım. 17 sene sadece bir evde çalıştım. Hisar'da, Ziyana'da çalıştım. Ama yapmadı, sigorta yapmadı. Eskiden zaten sigorta yoktu eskiden de. Öyle evde para vermiyorlardı. Şey vermiyorlardı, sigorta yapmıyorlardı. Şimdi yapıyorlar ama biz bizden geçtik. Biz yaşlandık. İşe gidemiyoruz. O zaman işte öyle olsaydı, sigortalı olsaydım şimdi emekli olurdum. Bayramlarda çok duygulanırdım. Annem babam olmazdı, kardeşlerim olmazdı. Biz bizeydik. O zaman çok duygulanırdım. Hala duygulanırım bayram oldu mu. Ama şimdi tabii bayramlarda köyde oluyorum da. Çocuktan kimisi burada oluyor işte. Böyle de geçiriyoruz. Huzur yüzünden o zamanlar. Ama bolluk zamandan şimdi bu zamanlar. O zamanlar insanlık vardı. Bol şeylik, kıtlık vardı ama insanlık vardı. Olan olmayana veriyordu. Şimdi böyle değil. İyi günler geçirdim çok. Mutlu bir hayat sürdüm. Bu yaşıma geldim ama evde hiç hırım, dırım, kavgam, gürültüm ya gelinden ya oğlandan ya beyimden hiç asla öyle bir şey görmedim. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Derler büyüklerimiz, eskilerimiz. Her zaman için birbirine saygın olacak. Mesafe koyacaksın, saygın olacak. Saygın olmazsa hiç geçim olmaz. Birbirinden de bir şey saklamayacaksın, gizlemeyeceksin. Hepsi bir olacak. Sen de var, sen de, hanımın da var, hanımın da olacak. Öyle olursa hiçbir kavga gürültü olmaz.